basma artık suratına. Doğru olanı yaptın. Bilmiyorum Sarp. Doğru mu yaptım emin değilim ben. Bana inanan bir tek sen varsın. Sen de böyle yapma ne olur. Anlat. Annem bahsetti. Duymuş Mert'le konuşmalarınızı. Ya Celal'in yanında olmak neden bu kadar önemli? Niye bizi hiç dinlemiyorsun sen? Mert yine hangi saçmalıklarla kafanızı karıştırdı Eylem? Saçmalık değil. Saçmalık. Herif bana yapmadığını bırakmadı. Hala niye evimize giriyor? Ha? Annem onun yüzünden iki gözü iki çeşme ağlıyor. Füsun teyze duymuş mu her şeyi? Duymuş tabii. Ne dedi de annemi bu kadar tedirgin etti? Kızım söylesene. Yapamam Sarp, söyleyemem. Neymiş o? Yapamam işte. İyi, söyleme. Bu Mert beni yine yakalasın. Boktan bir sebep yüzünden hapse atsın. Sen de buna göz yum o zaman. Bu öyle bir şey değil. Nasıl bir şey Eylem? Çok tehlikeli bir şey. Niyeymiş o? Mert'ten şüphelendim. Bir işler çeviriyor sandım. Anlat bakayım nasıl işler çeviriyormuş? Önce Mert'in ikinci bir telefonu olduğunu fark ettim. Bunda şüphelenecek ne var ki? Ya garip bir telefondu. Kimsenin kullanmadığı eski modellerden. Mert'te ne işi var diye peşine düştüm işin. Sonra bambaşka bir şeyle karşılaştım. Nasıl bambaşka? Mert kafaya koymuş Sarp. Hapse tıkacak Celal'i. Ne oluyor ya? Yok bir şey, sen anlatmaya devam et. Ya sen Celal'in yakın adamısın. Senin de başın yanacak. Ya ben ikinizin arasında kaldım. Ama Mert polis, o görevini yapıyor. Doğru olan o. Yanlış olan sensin. Yanlış taraftasın Sarp, korkuyorum senin için. Demek Mert Celal'in peşinde. Öyle mi? Öyle. Bana bir şey olmaz. Korkmana gerek yok.